da yay girişiyle boğduruldu. Komutanlarından Emir Savtekin'i Kirman bölgesini düzene sokmak için görevlendirdi. Ve Alparslan'ın yokluğunu fırsat bilip topraklarına saldırılar gerçekleştiren Gazneli ve Karahanlı ordularını düzene sokmak adına bölgeye seferlere çıktı. Bu sırada yaşananlar Halife el-Kaim'e bildirilmiş ve Abbasi Halifesi Melikşah'ı yeni Selçuklu Sultanı olarak tanımıştı. Sultan Alparslan'ın emriyle Anadolu'ya akınlar yapan beyler, Doğu Roma kuvvetlerini birer birer mağlup ederek deniz kıyıları hariç Anadolu'nun birçok yerini ele geçirmeye muvaffak oldular. Bu sırada Kutalmış oğlu Süleyman Şah da 1075'te İznik şehrini ele geçirerek Anadolu Selçuklu Devleti'nin temelini atmıştı. Melikşah'a bağlı kalmak suretiyle Anadolu'nun hakimi oldu. Diğer taraftan 1076 yılında Doğu sınırlarını kontrol altına alan Melikşah, Kafkasya bölgelerini de düzene koymak için yola çıktı. Şirvan'ı topraklarına kattı ve Gürcistan içlerine kadar ilerleyerek buradaki hakimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra Emir Savtekin'i Kafkasya valisi olarak atadı. Yine Sultan Melikşah adına Suriye bölgesinde askeri harekat gerçekleştiren Atsız Bey, Kudüs ve Şam'ı Fatimilerden ele geçirerek Abbasi Halifesi ve Melikşah adına hutbe okutarak burada Sünni İslam'ı hakim kıldı. Atsız Bey ordusunu toplayarak Melikşah'tan aldığı izin üzerine Kahire'ye doğru hareket etti. 7 Şubat 1077'de Fatımi ordusu ile savaştıysa da mağlup edilerek harekat merkezi olan Şam'a geri döndü. Atsız'ın mağlup olmasını fırsat bilen Şiiler Kudüs ve civarında isyan çıkardıysalar da Atsız isyanları bastırdığı gibi diğer Suriye şehirlerini de Selçuklu topraklarına kattı. Kahire'de Fatımilerin yeniden toparlanması üzerine Atsız Bey'in ele geçirdikleri toprakları geri almak amacıyla Şam'a gelerek burayı kuşatma altına aldılar. Bu sırada Melikşah kardeşi Tutuş'u Suriye-Filistin bölgesine vali olarak atadı. Tutuş'un bölgeye hızlıca intikal ettiğini gören Fatımiler kuşatmayı kaldırarak geri çekildiler. Tutuş Şam'a girdiğinde Atsız ve kardeşlerini yakalatarak idam ettirdi. Böylece Suriye Selçuklu Devleti'nin temeli de Anadolu Selçukluların ardından atılmış oldu. Kafkasya'da yine isyan hareketlerinin çıkmasıyla Melikşah ikinci defa buraya sefer düzenledi. Bölgeyi hakimiyeti altına aldıktan sonra komutanlarına Doğu Roma şehirlerine saldırması emrini verdi. Emir Ahmet, Ebu Yakup ve İsa Böri, Çoruh Vadisi ve Trabzon'a kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Bu sırada Antalya şehri Doğu Romalılar tarafından geri alındı. 1081 yılında Melikşah'ın kardeşi Tekiş, Horasan bölgelerinde isyan başlattıysa da sultanın buraya hareket etmesiyle Tekiş af diledi. Melikşah bu defa kendisini affetti. Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak hüküm süren Diyarbakır'daki Mervaniler, Hristiyan vezir ataması yapınca yönettikleri halk bu durumdan rahatsız oldu ve Melikşah'a haber gönderdi. Diğer yandan da Mervaniler, Musul'da bulunan Müslim ile bir olup isyan hazırlığı yapıldığı haberini alınca, Melikşah, Fahrüddevle ve Artuk Bey komutasına büyük bir ordu vererek bölgeye sefer başlattılar. Melikşah ise Musul üzerine hareket etti. 1084 yılında Selçuklu ordusu Diyarbakır bölgesine girerek Mervanoğulları egemenliğine son verdiler. Melikşah ise Musul'a girdi ve Müslim'in af dilemesi üzerine kendisini bağışladı. Bu sırada Melikşah'ın Musul bölgesinde olduğunu fırsat bilen Tekiş yine isyan etti. Sultan komutanları ile bölgeye intikal edince Tekiş bir kaleye sığındıysa da
Selçuklular tek işe yakaladılar. 2 Ekim 1085'te gözlerine bil çekilerek hapsedildi. Sultanın Horasan bölgesinde bulunduğu sırada Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah, Antakya'ya saldırı düzenleyerek 1085'te burasını ele geçirdi. Bunun üzerine Sultan Melikşah'a zafer müjdesini iletti. Nitekim Müslim, Antakya'daki Hristiyanlardan baş vergisi alıyordu. Süleyman Şah'ın burasını fethetmesini kendisine yediremedi ve Süleyman Şah'tan vergi istedi. Süleyman Şah da vergiyi reddedince Müslim ile Süleyman Şah savaşa tutuştu ve Müslim öldürüldü. Kafkasya bölgesinde çıkan huzursuzluk üzerine Sultan Melikşah bölgeyi kontrol altına almak için tekrar buraya ordusu ile hareket etti. Buradaki mahalli hükümdarları tekrar hakimiyet altına aldı ve bölgedeki huzuru tesis ettikten sonra geri döndü. Süleyman Şah Müslim'i öldürdükten sonra Müslim'in amcası Ebu Ali İhsan'ın yönettiği Halep'i kuşatma altına aldı. Ali İhsan, Melikşah'tan izin almadan şehri kendisine teslim etmeyeceğini Süleyman Şah'a bildirdi. Süleyman Şah bu sebepten kuşatmayı kaldırarak yakın bir yerde ordugah kurarak haber bekledi. Süleyman Şah'ın bu hareketleri Büyük Selçuklular ile karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Süleyman Şah bir kez daha Halep'i kuşattı. Kale komutanı Tutuş'a haber göndererek kendisini buraya davet etti. Tutuş komutanı Artuk Bey ile Süleyman Şah üzerine ilerledi. İki ordu 4 Haziran 1086'da karşı karşıya geldiler ve Süleyman Şah bozguna uğradığı gibi de savaş sırasında öldürüldü. Anadolu Selçuklu Devleti'nin atası sayılan Süleyman Şah Halep'e defnedildi. Anadolu Fatihi olarak anılan Süleyman Şah'ın vefat haberini alan Melikşah, kardeşi Tutuş'a ağır mektuplar yazdı. Bölgedeki hakimiyetini güçlendirmek adına da buraya hareket etti. Porsuk, Bozan ve Aksungur gibi komutanlarına yanına alan Melikşah Musul'a geldi. Buradan Urfa yakınlarındaki Harran'a ordugah kurdurdu. Emir Bozan'ın emrine ordu vererek Urfa'yı kuşatmasını istedi. Harran'ı ele geçiren Melikşah 3 Aralık 1086'da Halep'e girdi. Aksungur'u Halep valiliğine atadı. Mart 1087'de Emir Bozan'ın Urfa şehrini ele geçirdiğinin müjdesi kendisine iletildi. Mükafat olarak Emir Bozan'ı buraya yönetici olarak atadı. Melikşah Antakya'ya geldi. Buradan Akdeniz kıyısına kadar ilerledi. 88'de Buhara'yı ele geçirdi ve Semerkant'ta bulunan Ahmet Han'ı kuşattı. Şiddetli bir savaştan sonra kale ele geçirildi ve Ahmet Han İsfahan'a gönderildi. Sultan Melikşah Kaşgar'a doğru ilerledi. Doğu Karahanlı hükümdarı Buğra Han Melikşah'ın huzuruna çıkarak kendisine itaatini bildirdi. Bu seferin ardından Karahanlıları itaati altına alan Büyük Selçukluların sınırları doğuda Çin Seddi'ne kadar dayanmış oluyordu. Doğuda Çin Seddi'nden batıda Konstantinopolis'e kadar uzanan muazzam bir imparatorluk Melikşah döneminde Büyük Selçukluların olmuştur. Türkistan seferini tamamlayan Melikşah İsfahan'a geri döndü. Bir yıl sonra Semerkant'ta isyan çıkması üzerine bir kez daha buraya geldi ve isyanı sonlandırdı. Selçuklular için büyük bir sorun teşkil edecek olan Hasan Sabah, 1090 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçirdi ve burada Badın iyilik propagandaları yapmaya başladı. Kalede büyük bir suikast timi kurdu ve kendilerine haşhaş içirerek beyinlerini uyuşturdu ve cenneti vaat etti. Cenneti dünyada gören suikastçiler uzun yıllar dünyadaki birçok liderin öldürülmesinde rol oynayacaktır. Nizamülmülk Hasan Sabah'ın yakalanması için emir verdi.
Ancak Alamut Kalesi çok korunaklı ve alınması güç bir durumdaydı. Melikşah birkaç komutanını kaleyi ele geçirmesi için gönderdiyse de kale düşürülemedi. 5 Kasım 1091'de Sultan Melikşah Bağdat'a hareket ederek kardeşi Tutuş ve yakın çevredeki tüm komutanlarını buraya çağırdı. Sultan Melikşah tüm Afrika'yı ve Mısır'ı ele geçirmek istiyordu. Buradan Doğu Roma'ya girip tüm dünyayı fethetmek niyetindeydi. Tüm planları hazırlayan Melikşah İsfahan'a döndü. Emir Gevherayin Fatımilere karşı ilk saldırıya başlattı. Hicaz'a geldi ve buradan Yemen ve Adem bölgesine ilerleyerek bu toprakları Selçuklu hudutlarına dahil etti. Bu fethin ardından Melikşah haç yollarını tamir ettirdi. 1092 yılında Sultan Melikşah ile Veziri Nizamülmülk ile arası açıldı. Nizamülmülk veliaht olarak sultanın oğlu Berk Yaruk'un atanmasını isterken sultanın eşi Terken Hatun ise henüz 4 yaşındaki oğlu Mahmud'u veliaht yapmak istiyordu. Ayrıca Nizamülmülk devlet kademelerinin atamalarını çoğunlukla kendi yakınlarına atıyor, devlet düzenini buna göre kuruyordu. Her şeye rağmen Melikşah Nizamülmülk'ü görevden almadı. Nizamülmülk bu zor dönemlerde batınilik propagandaları yayan Hasan Sabbah'ı da engellemeye çalışırken İsfahan yolunda bir Hasan Sabbah fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edildi. Nizamülmülk'ün ölümüne çok üzülen Melikşah onun yerine Tacülmülk Ebu Ganaim'i vezir atadı. Nizamülmülk'ün ölümünü fırsat bilen Terken Hatun oğlu Mahmud'u veliaht seçtirdi. Ancak bu sırada halife ile evlenen kızının oğlu Cafer'in veliahtlık meselesi gündeme gelince Melikşah ile halifenin de arası açıldı. Hatta Melikşah halifeye Bağdat'ı terk etmesini ileten bir elçi de gönderdi. Sultan Melikşah bunun üzerine Bağdat'a hareket etti. Ancak Melikşah 20 Kasım 1092'de zehirlenerek vefat etti. Melikşah'ın vefatını bazı kaynaklar hastalık sebebine de bağlamaktadır. Sultanın ölümü üzerine Terken Hatun'un başlattığı taht kavgaları yüzünden Melikşah'ın cenaze merasimi bile doğru düzgün yapılamadı. Tabutu İsfahan'a götürülerek vakfeylediği medresesine defnedildi. Sultan Melikşah'ın ölümü bundan sonraki dönemde Büyük Selçukluların duraklama devrini getirecektir.